Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Mukaddes Kılıçbayraktar, CS buğdayı, arabinoksinanlarının modern buğdayla karşılaştırılması ve kalın bağırsak mikrobiyotası üzerine etkisi başlıklı proje TÜBİTAK 2218 yurt içi doktora sonrası araştırma burs programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Proje Türkiye'nin kadim tarım ürünlerinden biri olan CS buğdayının modern buğday çeşitleriyle karşılaştırmalı olarak İnsan sağlığı üzerindeki etkilerini incelemeye başlıyor. Özellikle kalın bağırsak mikrobiyotasına olan etkilerinin değerlendirilmesiyle bağırsak sağlığının korunması ve iyileştirilmesine yönelik önemli bulgular elde edilmesi hedefleniyor. CS buğdayının besin bileşenleri ve özellikle arabinoksilan içerikleri üzerine yapılacak bu çalışma, fonksiyonel gıdaların önemini vurgularken, geleneksel besin kaynaklarının modern toplumlar için ne denli kıymetli olduğunu da ortaya koyacak. TÜBİTAK tarafından desteklenen bu projede bağırsak sağlığı ile ilgili önemli bir veriler elde edilerek beslenme alanında yeni yaklaşımlar geliştirilmesi planlanıyor. Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Mukaddes Kılıçbayraktar, TÜBİTAK 2218 yurt içi doktora sonrası araştırma burs programı kapsamında desteklenen projesi hakkında bilgi verdi. Bayraktar projesinin ana başlığının CS buğdayı, arabinoksinanlarının modern buğdayla karşılaştırılması ve kalın bağırsak mikrobiyatası üzerine etkisi olduğunu belirterek, tüketici taleplerinin son yıllarda daha doğal ve fonksiyonel gıdalara yöneldiğini vurguladı. Bu bir 22-18 doktora sonrası araştırma programıydı. Ben de bunu değerlendirmek istedim. Projemizdeki konu başlığımız CS buğdayı arabinoksilanların modern buğdayla karşılaştırılması ve kalın bağırsak mikrobiyotası üzerine etkisiydi. Burada aslında amacımız son yıllarda tüketici istekleri daha doğal ürünlere ve fonksiyonel gıdalara kaymış durumda. Ve bunun sonucunda CS buğdayı de bilindiği gibi bir atalık eski tohumlardan bir tanesi. Yüksek protein içeriği, düşük glisemik indeksi, sindirim sistemini düzenleme özellikleriyle aslında modern buğdaya bir alternatiftir CS buğdayı. Ancak bilinenin aksine bilimsel araştırmalar yapılarak gerçekten insan sağlığına ne gibi olumlu ya da olumsuz etkileri var, bunun araştırılması gerekmekte. Biz de yaptığımız çalışmalarda bu konuda bir eksiklik olduğunu fark ettik. Ve arabinoksilan dediğimiz aslında buğday işleme sırasında oluşan buğday kepeği. Bu genellikle atık olarak değerlendirilmiyor ve atık olarak ortaya çıkan bir ürün. Ancak oldukça da kıymetli diyet lifi açısından ve bu diyet lifinin önemli bir kısmında arabinoksilanlar oluşturmakta ve bunların tüketimi kalın bağırsak mikrobiyotasını nasıl etkiliyor? Aslında proje bunun üzerine olacak. Hem böyle bölgemizde yetiştirilen, çok üzerinde çalışılmamış hem de biz böyle atık kısmı da olan bunu nasıl faydalı bir hale getirebiliriz? Yani katma değer bir ürün haline getirerek fonksiyonel bir gıdaya dönüştürebilir miyiz? İnsan sağlığı açısından faydalı bir hale dönüştürebilir miyiz? Projenin amacı aslında. Projeyi Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde gerçekleştireceğiz. Doçent Doktor Yunus Emre Tunçil hocanın danışmanlığında olacak. Atık olarak ortaya çıkan bu gıdadan biz yüksek katma değerli bir ürün elde edebilirsek yeni fonksiyonel ürünler geliştirmede bu ürünü kullanacağız. Yani CS arabinoksilanlarını fonksiyonel ürün geliştirmede kullanacağız inşallah. Bu da bunu tükettikten sonra acaba ikinci beyin olarak adlandırılan bağırsak sağlığımızı nasıl etkiliyor? Buradaki hangi mikroorganizmaların gelişimini etkiliyor? Kalın bağırsak sağlığımız üzerine etkilerini araştırmış olacağız. Diğer başka etkilerine baktığımızda da inşallah Karabük Üniversitesi'nde orada bir yıllık bir çalışma planımız olacak. Bu işi öğrendiğimizde yine burada kendi laboratuvarımızı kurup kendi üniversitemize katkı sağlamaya çalışacağız.